Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir yumak ipim var arkadaşlar. 2,5 milim de tığ kullanacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle zincirlerimizi çekeceğiz. Zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim. Öncelikle kilit zincirimi oluşturdum. Şöyle bol bol zincirler çekerek zincirimizi istediğimiz boyutta yapalım. Battaniye yapacaksanız arkadaşlar şöyle 1 metre zinciri çektikten sonra 20 santim de fazla çekelim. Bu kadar zincir benim için yeterli göstermelik. 3 tane model üzerinden göstereceğim. Hemen şöyle başını doluyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4. zincire batarak buraya ikili trabzan yapıyorum. Başını aldım. Tekrar bir sonrakine batıyoruz. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıramızı sıra sonuna kadar trabzan yaparak tamamlayalım. Modelimiz 6 katlarından oluşuyor. Son katımız arkadaşlar 6 değil 5 olarak bırakıyoruz. Şöyle trabzanlarımı yapıp oluşturdum. 6 katlarından oluşturdum. Son katımı arkadaşlar 5 tane yaparak, yani bir tane eksik yapıyoruz. Son şöyle katımızda. Burada toplamda 29 tane trabzanımız var. Hemen modelimizi yapmaya geçiyorum. 1 2 tane zincir çekip döndürdüm. Hemen buradaki trabzanı atlıyorum. Bir sonraki trabzana batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine batarak şöyle ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane trabzanım oldu. 1 2 3 tane zincir çektim. Başına doladım. Buradan 1 2 3 4 5 6. 5 tane atladık. 6.'ya batarak buraya bir tane trabzan yaptım. 1 2 tane zincir çektim. Başını aldım. Yine aynı yere batarak buraya bir tane V oluşturuyorum. Yine 1 2 3 tane zincir çektim. Başını aldım. Yine 5 tane atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6.'ya batarak hemen şöyle V'mi oluşturuyorum. 1 2 aynı yere batıyorum. Şimdi tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Başına doladım. 1 2 3 4 5 6. 6.'ya batarak son V'mi oluşturuyorum. Ben 3 taneden göstereceğim. Siz bu şekilde bir battaniye boyu aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir başına aldım. Yine 1 2 3 4 5 6.'ya batıyorum. Burada da kenarda 3 tane trabzan yapıyorum. Siz isterseniz hiç trabzan yapmadan hemen modelinizi de kurabilirsiniz. Ben battaniyemin kenarlarında şöyle trabzan yukarı çıkacağım iki kenarında. Şimdi birinci sıramızı bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Yine kenarlarımız hep aynı. 2 zincir ve 3 tane trabzan yapıyoruz. Bunu atlıyorum. Bir sonrakinden trabzanımı yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Şimdi hemen modelimizi kuruyoruz. Başına şöyle bir tane zincir çektim. Başına alıyorum. Buradaki yaptığımız V'ye batıyorum. Hemen şöyle V'ye batıyorum. V'nin ortasından trabzanımın şöyle ortasından batıyorum. Buraya 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle başına doluyorum. Şimdi V'nin şu kenarına yapacağız arkadaşlar. Şu kenarını hemen şöyle batıyorum. Dıştan içe. Şöyle dıştan içe batıyorum.
Battıktan sonra şöyle katlarsanız daha kolay olur. Yine buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 5 tane trabzanımızı yaptık. Şöyle bir modelimiz ortaya çıkmış oldu. Araya bir tane zincir çektik arkadaşlar. Şöyle bitirdikten sonra araya bir tane zincir çekiyorum. Başını aldım. Hemen diğer V'ye geçiyoruz. Burada yaptığım V'ye yine 5 tane aynı şekilde trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım. Hemen döndürüyorum. V'nin diğer kenarına yapıyoruz. Hemen şöyle dıştan içe doğru tığımı geçirip yine buraya da 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımızı yaptıktan sonra tekrar bir tane zincir çekiyorum ve hemen diğer bir sonrakine geçiyoruz. Yine buraya da arkadaşlar aynı şekilde 5 buraya 5 de buraya trabzanlarımızı yapıp kenarını tamamlayalım. Şöyle üçüncüyü de yapıp tamamladım arkadaşlar. Buraya geçerken bir tane zincir çekiyorum. Başlangıçta da çekmiştik. Hemen burada kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Kenar trabzanlarımız her zaman 3 tane olacak. 3 tane kenar trabzanı yapıyorum. Yine 1-2 zincir döndürüyorum. Kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Burayı hızlı geçiyorum çünkü aynı yapıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar üst kısmımda 3 tane ile başladık ya, yukarı kısımda 4 tane bizim modelimiz olacak. Şimdi başını alıyorum. Hiçbir şey yapmadan şöyle şuraya batıyorum. Şurada arada bir boşluğumuz var gördüğünüz gibi. Bu bunun trabzanı değil. Bu farklı bir trabzan. Bu yuvamızın V yapıyorum ben şimdi buraya. Zincir çekmeden yaptım ama. Şimdi buraya bir tane zincir çektim. Başını aldım. Tekrar aynı yere batarak buraya bir tane V oluşturmuş oldum. V'yi oluşturduktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Başını aldım. Şöyle şu arada arkadaşlar 2 tane zincir çekmiştik. V'nin tepesi. Hemen buraya bir tane 5'li fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 5 taneden dolgu oluşturdum. Hemen şöyle 2 seferde kapatıyorum fıstığımı. 1, 2 tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar şuraya değil. Şu aralarında bunların 2 tane zincir çekmiştik. Şunların. Hemen şöyle yukarıdan bunların arasına batıyorum. Arasına batıp bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tekrar başını aldım. Yine aynı yere batıp bir tane buraya V oluşturdum. Şöyle göstereyim. Şunların ikisinin arasına yaptık. Tekrar 1, 2 zincir. Yine buraya fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneden oluşturdum ve kapatıyorum. 1, 2 zincir. Hemen şöyle yine şu 2 tane modelimin arasına batıyorum. V'mi oluşturuyorum. 1, 2 zincir. Tekrar aynı yere batıp şöyle V'mi oluşturdum. 1, 2 zincir. Tekrar buraya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneden kapatıyorduk. Siz isterseniz 6 yapabilirsiniz veya daha az yapabilirsiniz. 1, 2 zincir. Şöyle arkadaşlar şu boşluğuma, şuraya, buraya değil, şu modelimizin hemen takip eden 2 trabzanın arasına. 2 trabzan arasına V'mi oluşturuyorum. Bura kenar olduğu için
Şimdi iki tane zincir çekmiyorum, bir tane zincir çekiyorum. Başına aldım ve tekrar yuvanın içine batıp bir tane buraya V oluşturdum. Tekrar başına alıyorum. Bu kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Zor gibi görünüyor ama çok kolay. Bu modelin adı bülbül yuvasıymış arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde yapıp tamamladık. Hemen bir sonraki sıraya geçiyorum. 2 zincir. Tekrar kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Kenar 3 tane trabzanımı yaptım. Hiç zincir çekmiyoruz burada. Zincir çekmeden şöyle başına aldım. Şimdi burada bir tane V oluşturmuştuk arkadaşlar. Hemen şöyle V'nin buradan batıyorum. V'nin buradan battım. Buraya yine 5 tane trabzan yapıyoruz. Model yapıyoruz. 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım. Şimdi şuraya batacağız. Bir sonraki yukarıya çıkacağız. Başını aldım. Hemen şöyle dıştan içe doğru batıyorum. Şöyle uzattım ve trabzanlarımı yapıyorum. Üç, dört, beş. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Hemen diğer V'ye batacağız. Şöyle bir tane modelimiz oluşmuş oldu. Başını aldım. Bir sonraki V'ye geçiyorum. Bir sonraki V'ye geçtim ve buraya da yine 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım. Başını aldım ve yine V'nin şöyle diğer kenarına, dıştan içe doğru batıyorum ve hemen 5 tane trabzanımı yine yapıyorum. 4 5 Bir tane zincir çekiyorum, başını alıyorum. Hemen diğer V'ye geçiyoruz. Şimdi buraya da aynı modelimizi yapalım arkadaşlar. Sonra buraya yapacağız. Sonra bir tane de buraya yapıp kenar trabzanlarımı yapacağım. Şöyle bülbül kafeslerimiz de oluşmaya başlıyor. Şöyle sonunu beraber yapalım. Bir tane zincirimi burada çektim. Başını aldım. Şurada yarım bir tane model yapmıştık. Bir zincir çekip hemen buraya da yine bir tane model yapıyoruz. Beş tane trabzanımı yaptım. Hemen başını alıyorum. Burada 4 tane trabzan gözüküyor arkadaşlar. Biri bizim buradaki yuvamızın trabzanı. Birini hemen batıyorum sondaki trabzanıma ve buraya hemen 5 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi altta 1 2 3 tane vardı. Yukarıda 4 tane modelimiz oldu. 1 2 3 4 tane oldu. Hemen şimdi burada hiç zincir çekmeden başını alıyorum. Bu kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu sırada hiç zincir çekmiyoruz. Alt sırada bir tane çekiyorduk kenarlarında. 1 2 zincir ve döndürdüm. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane kenar trabzanımız vardı. Şimdi yine 3 tane model kuracağız arkadaşlar. Şimdi hemen buraya öncelikle fıstığımızı yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden hemen buraya batıyorum. Burada yuvamız var çünkü hemen fıstık yapıyoruz. Beş tane dolgudan oluşan fıstığımı yaptım. Şöyle kapattım.
1, 2 zincir, her zaman araya 2 zincir çekiyoruz. 2 zincir başını aldım. Şimdi yine şu araya batıyoruz. Şu iki modelin arasına. İki modelin arasına batıp V'mi oluşturuyorum. 1, 2, tekrar V yapıyoruz. 1, 2 zincir, tekrar fıstık yapıyoruz. Fıstık bölümündeyiz. Hemen hepsini kapatıyorum. 1, 2 zincir. Hemen modelimizi alttaki iki, bir tane zincir çekmiştik arasına, ikisinin arkadaşlar. Şunların arasına. Bunların arasına batarak V'mi oluşturuyorum. Bir sonraki bülbül yuvamızın iki zincir yerlerini oluşturuyoruz. Tekrar 1, 2 zincir fıstığımı yapıyorum. Burada 4 tane fıstık yapıyoruz. Çünkü 4 tane modelimiz oluşmuştu. 1, 2, tekrar modelimin iki modelin arasına batıyorum. Bu bizim son V'miz. 2 zincir, tekrar V'yi batıyorum. 1, 2 zincir. Şimdi tekrar fıstığımı yapıyorum ve modelimizi bitiriyoruz. 3, 4, 5. Hepsini kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar, burada hiç zincir çekmeden buradaki trabzanlarımızla yapıyoruz. 1, 2, 3. Trabzanlarımı yaptım ve döndürüyorum. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi modelimiz de ortaya çıkmaya başladı. Hemen 1, 2 zincir döndürdüm. Buradaki trabzanlarımızı yapıyoruz hemen. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorduk. Biz şu anda birinci sıranın tekrarını yapıyoruz artık. Birinci sıraya başladık. Bir tane zincir çekiyorum. Başını aldım. Çünkü burada biraz boşluk var ya arkadaşlar. Hemen V'ye batıyoruz. Trabzan yapıyorum V'ye. 5 tane. 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Başını aldım. Ve hemen V'nin diğer kenarına batıyorum. Ve 5 tane de buraya yapıyoruz. Beş tane yaptık. Bir zincir çekip tekrar bir sonraki V'ye geçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar sıramızı da aynı şekilde sıraları tekrarlayarak istediğimiz boyuta kadar örüyoruz. Biz şu anda bu sırayı şu baştaki sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. 1, 2, 3 tane olacak. Burada bir tane zincir çekip hemen kenarları yapacağız. Şu modelimizi yaptıktan sonra. Şimdi ben büyük bir parçada yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben modelimi yapıp büyük bir parçada tamamladım. Bundan angora iplerle çalışırsanız çok güzel bir gelin yeleği yapabilirsiniz. Benim gibi bebe yünleriyle çok güzel bir battaniye elde etmiş olursunuz. Bundan çok güzel çanta olur, yelek olur. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model oldu. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.